Yani halkın sonuç olarak tartışması gündemli değil ama dış siyaset kurucuları açısından resim çok karışık. Hani bir açıdan şu anda İngiliz askerleri Kuzey Irak'ta da peşmerge güçleri olsun, onlarla beraber onları eğitim vererek, teçhizat sağlayarak, hava desteği bile bazen sağlayarak işi de karşı olan kampanyanın bir parçası. Ve o yüzden sahada kim işi de saldırıyorsa o bağlamda Amerika gibi sağlıklı olarak onu, evet hani bu insanlar güvenebileceğimiz, bu işi yerine getirebilecek insanlar olarak gözüküyor. Ama öteki taraftan bu zaten hep olan bir rahatsızlıktı. Şimdi çok daha açık bir şekilde Dışişleri Bakanı da yine parlamentoda da söyledi. Yani bu gelişmeleri kullanarak YPG'nin, PYD'nin işte Rusya'da diplomatik temsilciliği kaçması, aynı zamanda Türkiye'yi taciz edecek gelişmelere gitmesi ve kendi sahasını genişlemesi, Sünni Arapları köylerinden, kasabalarından etmesi ve kendi bölgesini oluşturması hani sağlıklı adım değil. Hani bunlar uzun dönemde tamam IŞİD'e karşı çarpışma der ne kadar fayda getirse de bunlar çok daha başka gerilimler yaratacak Suriye içinde ve Suriye dışında ve bölgedir diye eleştirilerini direkt aslında söylemeye başladı bile. Ama Kürt konularına geldiğimiz zaman 2013-2014 zamanındaki o heyecanımıza geri dönüp baktığımızda çok büyük tarihi adımlar, açılımlar vardı ve PKK ile Türkiye'nin görüşmelerinde İngiltere'nin de rol oynadığını biliyoruz. Dolaylı yoldan ve direkt yoldan. Hem bu kendi tecrübeleri, işte Kuzey İrlanda tecrübesi gibi şeyler yüzünden, hem bölgesel tecrübeleri yüzünden anlamlıydı. Ama son 6 ayda olayların geldiği yerler, her ne kadar PKK hala terör listesinde olsa bile ve devlet içerisinde ve dış siyaset kurucuları içerisinde o çizgi çok net görülse ve anlaşılsa ve Türkiye'ye sempatik bulsa bile, şu anda Türkiye'nin çok keskin bir şekilde çok büyük, büyük askeri tepki vermesi Güneydoğu'da ve özellikle bu zaten kötüleşen insan hakları gündemi içerisinde binlerce insanın yerinden olması, her ne kadar PKK eleştirilse bile nihayetinde hükümetin tercih ettiği çözüm siyaseti hayal kırıklığıyla karşılanıyor ve yani bunun bir şekilde yakın bir zamanda yeniden normal siyasete dönmesi gerektiği hem Türkiye için, hem Irak için, hem Suriye için çok önemli olduğuna dair bir inanış var. Hani bu bağlamda da hani İngiliz dış siyaset kurucuları açısından biz yardım edebiliriz. Kuzey İrlanda tecrübemiz var. Yani hem Iraklı Kürtlere, hem Suriyeli Kürtlere, hem Türkiye'li Kürtlere garantörlük de olabiliriz gibi bir tutumları var. Ama açıkçası çok parlak değil algılamalı.